Vurulan mülteci kampları, hastaneler, yerleşim yerleri 30 güne aşkın bir süredir buradaki durumları anlatıyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Binlerce sivilin hayatını kaybettiği savaşta tüm dünyanın dikkati İsrail üzerinde. İsrail kendisini destekleyen ülkelere göre aslında savunma hakkını kullanıyor. Diğer pek çok ülkeye göre ise savaş suçu işliyor. Peki savaş suçlusu kimlere deniyor? Bu suç neleri içeriyor? Yıkım ve ölüm getiren bir savaşın özellikle de siviller üzerinde suçu nasıl oluşuyor? Konuğumuz olacak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Emete Gözü Güzelliği ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler Dilek Hanım. Çok mersi. Şimdi biz aslında bu savaşın, özellikle bu saldırıların en başından beri İsrail'in pozisyonunu savaş suçu işliyor mu işlemiyor mu diye tartıştık, tartışmaya da devam ediyoruz. Neden? İnsani bir mola veriliyor ama az önce ekranlarımıza getirdik. İşte Selahattin Caddesi'nde zorunlu bir göç varken bir kez daha saldırı düzenlendi. Okullara yine saldırılar düzenleniyor. Merak ediyorum, İsrailli yetkililer Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak mı? Yargılanacaksa karşılarına ne gibi suçlar gelecek? Ya da bundan sonraki süreç hukuki anlamda, uluslararası hukuk anlamında nasıl ilerleyecek? Evet Dilek Hanım, gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü bugün bu tanık olduğumuz, hepimizin tanıklık ettiğimiz bu savaş suçları kapsamında özellikle değerlendirilen hadiselerde savaş suçları dışı insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçu da işlenmektedir. Bu suç tipleri özellikle Roma statüsüyle ortaya konmuş ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi alanına dahil olan konulardan biri olarak günümüzde uluslararası alanda yerini almaktadır. Ve bu konuda özellikle taraf olmasa bile İsrail Devleti bu sözleşmeye buradan yargılanamayacağı manasına gelmez. Çünkü Filistin Devleti bu Roma statüsünü tanıdığını ve ceza mahkemesinin yetkilerini, yargı yetkisini tanıyarak daha önceden yapmış olduğu bir başvuru var İsrail'in aleyhine. İsrail'deki suçlular aleyhine. Tabii burada bizim açımızdan önemli olan bu suç tipleri içerisinde işlenen fiiller ve unsurlarında savaş suçlarında evet doğrudur. Savaş 49 4. Cenevre Sözleşmesi özellikle sivillerin korunmasını temel sözleşmelerdendir. 1907 Lahey Sözleşmeleri ek protokolleri ile birlikte uluslararası hukukun doğasını ve kodlamalarını oluşturur. Bütün bu kodlar Roma statüsünde genel kabul gören kodlardır. Dolayısıyla burada son olarak düzenlenen Cenevre Sözleşmelerine aykırı bir şekilde evet. Sivillerin ayrım gözetmeksizin teknik bir sorunumuz var. Arkadaşlarımızdan rica ediyorum onu biraz giderelim ve sonra tekrar devam edelim. Şimdi bu görüntü bir okulun görüntüsü. İsrail bir okula bombardıman düzenledi. Yine bir okul saldırılarının hedefi oldu ve burada hayatını kaybedenler var. Bugün aslında önemli bir gelişmeydi. Hem okul hem Selahattin Caddesi'ndeki zorunlu göç güzergahı aslında orası. Oranın da bir kez daha İsrail ordusu tarafından bombalanması önemliydi. Tabii günlerdir aslında soruyoruz. İsrail özellikle sivilleri hedef alıyor. Diplomasi bu yönde de ilerliyor siviller üzerinden. Ateşkes deniliyor. İnsani ara deniliyor. İnsani mola deniliyor. İşte o molanın da verildiği bir anda evet buraya doğru gidebilirler artık. Güneye doğru gidebilirler dedikleri bir anda insanlar tekrar saldırıların hedefi oldu. Bir okul yeniden bombalandı. Sadece okullar değil, hastaneler, kamplar vuruluyor. Biz de İsrail'in bu saldırılarını konuşmaya devam ediyoruz. Teknik bir sorun vardı Emet Hanım ama tekrar sizdeyiz. Buyurun lütfen devam edin. Evet, burada özellikle Roma statüsü bağlamında bahsetmiş olduğumuz bu Cenevre Sözleşmelerinin dikkate alınarak değerlendirildiği bir sözleşmeden bahsediyoruz. Burada 3 suç tipinden bahsettik. Özellikle sivil hedeflere saldırılmasının
failin bu saldırıyı gerçekleştirmesinde doğrudan sivil hedefleri hedef alma amacı gütmesi zaten bir savaş suçu niteliğidir. Fakat insanlık suçları kapsamına alabileceğimiz örnek vermek gerekirse bir suç tipinden yok etmek maksadıyla insanlığa karşı suçlar işleniyor. Nüfusun belli bir bölümünün bulunduğu bölgede hedef alınarak öldürülmesi veya bizzat temel haklardan mahrum etmek maksadıyla bir zulüm öngören uygulama yapılması insanlığa karşı suç kapsamındadır. Şimdi hemen özellikle araya girmek istedim. Şimdi insanlığa karşı suçun tanımını söylediniz. Ben de aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi okullar vuruluyor, siviller öldürülüyor. O zaman insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, soykırım, saldırı suçları diyoruz. İsrail hangi suçlarla itham ediliyor bu durumda? Üç suç tipiyle itham edilebilir. Çünkü burada her bir suç tipinin kendisine özgü unsurları vardır. Bu unsurlar içerisinde değerlendirirken özellikle hastanelerin vurulması noktasında bize uluslararası insancıl hukukunun teamül hukuku çerçevesinde ortaya koyduğu temel ilke malların korunması gereken malların vurulamayacağı. Biz uluslararası özellikle ceza mahkemesinin statüsüne baktığımızda mağdurlar sınıfı içerisine giren konuda bir gerçek kişileri bir de uluslararası tüzel kişileri görüyoruz. Tüzel kişiler içerisinde hastane sahipleri, bilim üniversite sahipleri, üniversitenin buranın sorumluluğunu üstlenen kişiler, mağdur statüsüne düşen her kim varsa yapılan bu saldırılarda gerçek kişiler veya bu tüzel kişiler, örgütler olabilir, kurumlar olabilir. Bu kurumlar bilim, sanat, hayır işlerine yönelik kurumlar olabilir. Bütün bunlar yapılan saldırılarda mağdur statüsüne düşmüştür. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yapılacak olan başvuruda savcılığın harekete geçmesi için gerekli rapor ve analizlerin ve delillerin sunularak savcılığın harekete geçirmekte kabul edilebilirlik şartlarının sağlanması gerekmektedir. Esasen yapılması gereken Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin resmen harekete geçmesi bu kadar hadise sonrasında beklenmekteydi ama maalesef bu konuda ne Ukrayna meselesinde Sayın Putin'e karşı yapılan bir eylem görüldü ne de Güney Afrika ülkelerinde bu konuda yapılan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Darfur olaylarındaki tutumunu görüyoruz. Burada sırf bir Müslüman toplum ve kimliği Filistinli olduğu için ayrıştırılan, dünya mahkemelerinde adil bir şekilde yargılanmasının önüne geçilen bir durumla da maalesef karşı karşıyayız. Ve bu çok ciddi anlamda günümüz hem hukuk sisteminin hem güvenlik mekanizması olarak görülen Birleşmiş Milletler'in ne kadar erozyona uğradığını da bize net bir şekilde gösteriyor. Son derece dehşet verici değerlendiriyorum Dilek Hanım bu gelişmeleri. Bu yaptığınız ayrımlar çok önemliydi. Çok çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emet'e gözü güzelliğiyle konuştuk. Çok teşekkürler, tekrar devam edeceğiz. Sağ olun.